Gönder abi, geri gel. MrBeast kanalının ana sayfasında MrBeast yapılacak. kanalı. Açacağız. Buradan açıldı az önce. Bana az önce açılmıştı. Abi başka bir videoda baksak belki F5'e de sıkıntı abi. değildir. MrBeast'te sıkıntı olmasın. Reklam çıkıyor ya. Fotoğraflar şu anda 500 bin doların üzerine füze yağdırmak üzere bekliyor. Ve parçalanmayan her banknotu Blake'e vereceğim. Ama şanslısın. Sana kredi kartımı vereceğim. Bu parayı şurada duran paranı atacağımız füzelerden korumak için istediğin gibi harcayabilirsin. Ne istersem yapabilir miyim yani? Ne istersen ama ateşlemeden önce sadece 24 saatim var. Ya metal lazım hadi. Tamam hadi millet. Ah koşuyor. Videoya koşar. Anladınız mı konsepti? Anladım ben de. Ulan ben de anladım. Oraya Berlin duvarı çekerim lan. 24 saat. Harbi ama yıkılır ki. Bir şey diyeceğim. Önemli olan şu. Usta tutabiliyor musun? Tutabiliyorsun abi, her şeyi yapıyorsun. Harbi mi? 4 tane dolu usta bulur getirir, 2 dakikada döverlerle dolu. Harbiden öyle bir ihtimal abi, varsa. 24 saatte bunu tamam, koruyabilecekse. Tamam Blake, ben anlamadım. Blake'in ilk 3 saati parası. Önemli 24 saatte MrBeast'in kredi kartıyla daha fazlasını yersin. Tamam burada. MrBeast'in kredi kartını almış yani gidip güzel bir yemek yemez mi? Metal var gibi. Bu 30 bin dolar harcamak anlamına gelse bile. 24 saatte duvar korumaz diyorlar. Bana araba alıyor lan. Niye araba alıyor? Doğru. Hani buradaki bütün arabaları. Evet, konteynerlerinizden birini verebilir misiniz? Burada arabalar. Evet, bu güzel. Paranın üstüne koyarsam bunlar işe yarar. Buradaki her şeyi satın alması yetmezmiş gibi Blake aynı şeyi gittiğimiz diğer iki tedarikçide de yaptı. Bugün alacağım her şeyi önümüzdeki 12 saat içinde göndermelisiniz. 12 saat ne? İki katını ödeyeceğim. Tamam hallederiz. Bir saniye. Paramı saçarken peki 15 bin dolar. Malzemelerin vay, teslim vay, edilmesini vay, beklerken para paranın oraya geri döndük ve Blake bize stratejisinden bahsetti. Son bir saatini plan yapmakla geçirdin. Peki paranı tanklardan korumak için ne buldun? İlk adım paranın üzerine bir nakliye konteyneri koyacağım. Bu güzel. Dahice bir fikir. İkinci adım dev su tankları. Sence bu iyi bir fikir mi? İyi fikir ama hayır, en iyisi değil. Sen. Üçüncü İyiyim adım ya. Bu konteynerler tuğla, saman ve odunla dolu. Son aman olarak en güvenliği bir şey planlı yerleştirilen arabalardan kare saman izlediğim son videoya bile göre o füzeler abi çukur koyup niye içine koymuyor? Başka yerlere sekecek. Çukur kazı. Gördüğünüz ben her şeyi inkar ederse o kadar şaşıracağım evet, ki. Hadi bakalım. Bol şans. Ne yazık ki Blake'in malzemelerinin teslimatına daha 4 saat vardı. O da iş için yardımcı olsunlar diye birkaç işçi tuttu. Bir kale inşa ediyorum. Bu şeye atom bombası bile atsak paraya bir şey olmaz. Abi, burası adeta bir şantiye gibi olmuş. Böyle içeriklerde hep şeyi merak ediyorum. Bu çalışanlar ne diyor acaba şu an mesela? Uzak görünmeye başladı. Ama o ne diyecek oğlum parasına bak. Bir ne bileyim iki kamyon çimento getirtse oraya bir duvar dökse daha iyi olmaz mıydı? Duvar kurmaz diyorlar abi. Kurmaz mı? 200 bin bu tanklardan doğru doğru kurmaz. Bir de akşam. Kim parasını savunmak zorunda kalacağı 4 aşamada sadece ilki. Bunu söylerken ciddiyim. Kalan aşamalar çok daha zorlu olacak. Blake ve ekibi parayı savunmak için bütün gece durmadan çalıştı. Ya enayi sen de 2 tane 5 tane tak karşı karşıya şey yapsınlar böyle ya. Devam işte bu. Abi. Allah. Takların karşısına tak koysana sen de. Şurada. Bu araba neden burada? Burası benim envanterim gibi işte. Ne yani onu parayla tankın arasına mı koydun? Bana 10 dakika ver o beyaz arabayı alayım. Hadi 5 dakikan var. Başka bir şey yapacak zamanım var mı ki? Önder abi sen kötü yaptı ya. Daha prodüksiyon evet, şey ben de beğenmedim sanki bırak, ya. Bırak onu. Oğlum bunu getirsen olacak. Kağıt saman getirmişsin ya. Uzaklaşın hadi. Zarar ettirir sana. Blake zaman sona erdi. Oldukça sağlam. Da gidip tank ateşleyelim. Yaklaşık 25 saattir ya ayaktayım. Bir şey. Oğlum, para yanmaz umarım. Kaç? 4 tane mi tank var burada? 4 tankı buraya tane getirmenin maliyeti nedir acaba ya? Ben hep bu, bak bu herifteki parayı hiçbir zaman şey yapamıyorum. Kafamda kuramıyorum yani. İnanılmaz ben ya. Ben çok fazla sponsor var. Bu arada Twitter'a da atmaya başlıyormuş. Deneme yapıyormuş şu an reklam gelirlerini Twitter'ın. Elon Musk da görüşmüş. Hayır. Bunu izin almak da kolay değil bu arada. Yani ben bir YouTube videosu çekeceğim ve 5 tane tank yürütüyorum sokaktan. Ne oluyor lan? Darbe mi oluyor? Bunlar bizim indirecekler hükümet izin vermez yani. Türkiye'de yapamazsın. Biraz abi. Evet Amerika'da belki öyle işlemiyordur da Türkiye'de yapamazsın. Kiler inşa ediyorum sürekli. Abi bu Lok Among Us oynuyordu. Ne ara bu da büyüdü ya. Ben de oynuyorum ben hala yerindeyim. Ve kullandıkları bu mermiler var. Bu kadar büyük olacaklarını bilmiyordum. Bir konteyner buna engel olabilir mi? Umarım 3 olur. Çok kötü. Pekala o ciddi olan tankları yükleyin. Burada nerede evet bir şey kalmaz mı? Paraya da falan bu 5. Mesafe kaç sizce? 500 metre var mı burası? Yoktur ya. Yok abi. 200 metre falan. Futbol sahası falan ya 100 metre. Futbol sahası kadar falan. 150 metre falan.
Tank 20 el ateş etmek üzere. 20 el mi? İlk atışı yap. 20 el mi? Çok toz kaldı. Yok artık. Lan tankın mermi çok osuruk. Gönderem gördün mü? Parasını koruyacak. Evet. 19 atış daha var değil 19 mi? 19 atış daha var. Chamber ateş. Dandik tank almışlar. Bir şey olmaz. Tankın oyuncak tank getirmişler. Ben diyorum bu lava izin verirler mi oğlum? Sokakta tank yürütecek. Bu kadar konteynere ne gerek vardı? 15 tane adam tutsan havada tutarlardı o mermiyi zaten. Ne gerek vardı konteyner boyunca? Ben de şey sandım abi. Bizim yerli ve milli Altay tankımız sandım ya. Tamam. Michael Carleone 100 bit yollamış. Biz Mr. Beast'e cevabımızı 15 Temmuz'da verdik abi demiş. Evet. Aa, paralar gidiyor, paralar gidiyor. Oğlum nasıl vuruyor lan? Önde şey var. Çok eğlenceliymiş. İnanmıyorum. Baksana. Şimdilik konteyner üzerinde 8 delik var. Evet görüyorum. Ha, deliyor. Evet, parasını koruyamayacağını nasıl hissettiğini sormak isterdim o ama onun yerine atış yukarıya bir şey koymam lazımdı ya. 5 atış. Açısını kapatacaktın o şeyin. 4 atış para kaldı. 3 atış kaldı. Orada ne kadar var? Yarım. 2 atış daha. Tabii. Tabii ki. Leg sonuncuyu sen ateşleyeceksin. Şeref duyarım. Sonra da hiç paran kalmış mı bakacağız. Hadi. Ha koşuyor. Hadi. Giderek yamuk vurdu. Hiç para var mı? Bekle. Öylece duruyor. Ana. Evet. Oğlum götürür dedim malı ya. Dandik şeyler. Abi tanklar çok cırtmış ya. Ama tank harbi tabancası gibi döndür. Çok sevindin ama bu 4 aşamanın ilkiydi ve... 4 aşamanın ilki mi? O ne lan? Aa, geliyor, geliyor, geliyor. Daha ne var lan? Daha ne yapacaksın? Paramızı ver gidelim. Harbiden ben de öyle sandım. Aa, yalan ama bu ya. 24 saat içinde bu para etrafında bu kanalda patlattığımız en büyük bombayı patlatacağız. İşte bu. Üzerine mi yoksa bir şeyle mi? Güzel soru. Hemen dönerim. Blake, sence o yeşil kasaların içinde ne var? Bilmiyorum sanki. Ben cevaplayayım. Burada ağzına kadar dinamitle dolu Oğlum... Birinin bu adamı engelliyor olması lazım. Birinin bu adama izin vermiyor olması lazım. Yani bir sabah kalkıyor video prodüksiyonu yapacak. Önce arıyor işte bana 5 tane tank lazım. İşte bana 50 kilo dinamit lazım. Yani istihbarattan birinin falan şey demesi lazım. Biri silah yığınağı yapıyor ülkemizde arkadaşlar. Bu ajan mıdır? Kimdir? Niye izin veriyoruz birinin biz 50 kilo dinamit almasına? Hani bir de piç. Bir üçüncü dünya savaşı çıksa Amerika bok yedi bir tane silah kalmadı Amerika'da. Bir tanesi içeride harbiden. Tam olarak 100 sandık var. Bunu yapmana izin veriyorlar mı? Bu yasal mı? Amerika abi orası sen de bulursun. Bok gibiymiş o zaman. Bilmiyorum. Süpermiş lan abi Amerika. Bak ne ülke be. Nasıl koruyacağına dair strateji geliştiriyor. İlk adım tutuşabilecek her şeyi buradan çıkarmalıyız. Önder abi rahat rahat kenti bulamıyorsun. Aşağıda bir şey kalmayacak. İkinci adım su tankları. Üçüncü adım konteynerleri taşımaya karar verdim. Harbi gidip satın alsan verirler bu arada. Son olarak dur değişiklik yapıyor. Ne yapıyor? Dair strateji geliştiriyor. İlk adım tutuşabilecek her şeyi buradan çıkarmalıyız. Ahşaba da mantıklı. Dair bir şey abi kalmayacak. İkinci adım su tankları. Üçüncü adım konteynerleri taşımaya karar verdim. Onları diğer konteynerlerle birlikte yerleştireceğim. Son olarak duvarlar, çimento, tuğla, gerekirse araba. Ben şimdi getirdi duvarları. Bu patlayan kasadan daha mı büyük? Evet. Onun içindeki her şey yok oldu. Hadi ama. İlk seferinde bu videoda 250 bin dolar kaybetmişti. Tekrarlayacak mıyız? Hayır. İkinci aşamaya 18... Peki bir şey diyeceğim. Hani Türkiye-Amerika farkı konuşuyoruz ya. Türk parasına zarar vermek yasak. Amerikan dolarına zarar vermek de bir sıkıntı yok mu? Çelildir o ya. Orijinal para değil abi. Orijinal 500 bin doları zaten göz almazlar herhalde. Fake'tir yani. 2 saat sonra parası geçeceğiz. Blake de işleri ayaklarını değiştirecek bir konuşma yapıyor. Beyler, ha patlamış şeyler bu. Atlattık. Evet. Hadi abi, alkış. Video beni çok üzdü ya. İyiydiniz. Müthiştiniz. Yeah. Ama orada beni bekleyen yarım milyon dolar var. O şeyleri özledim. Yok yok. Ben bir malzeme mühendisiyim ya abi. Şu an nasıl kaplarım falan kafada bir şey yorum yapamadım sen, ya. Sen malzeme mühendisi misin Memo? Sıkıntı mı var? Derslerin nasıl? Ya burada yani bir malzeme mühendisimi konuşturup abi şöyle yapsa daha patlamaz işte bir şey olmaz zarar görmez demek isterdim ya. Sen onu artık finallerde bütlerde konuştursan daha iyi olur o malzeme mühendisi. Evet. 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 Evet.
Ve bu noktada Blake 24 saatten fazla bir süredir uyanık olduğu için kendisi yatıp uyumaya karar verdi. İşi de işçilere devretti. Ben yatıyorum. İyi geceler. Blake tatlı rüyalar diler. Ve çok yorgun olduğundan Blake planladığından çok daha uzun süre uyudu. 9 evet, kere 8, 74. Aferin oğlum. Aferin oğlum. İlerleme kaydedildiği. Anca malzemeler anlarsın. Yarısı benim malzemeler anlarsın. Hiçbir zaman olmaz. Boş. Yani ben yatmaya gideli hiçbir şey değişmemiş. Bu iyi olmadı. Bakalım burası ne durumda. İlham verici konuşmasından sonra bile Blake'in tuttuğu işçiler planı gerçekleştiremedi. Ve sadece Mike Callion'u yüzüklüyorlamış. Lavuk 2. Dünya Savaşı'nı simüle ediyor. Emniyeti etiketlemiş. Daha fazla arabayla kapatmaya başladı. Ben harbi çekinirdim böyle bir şey olsa. Oh, Bay Jimmy. Burada ne varmış? İyi dinle, bir bip sesi duyacaksın. O ses okul servisinden geliyor. Servisi şu an durduğun yere bırakacağız. Sarı otobüslerden mi getiriyor? Dolu değildir, değil mi? Minibüs bu. Ben bunu mu sor? Çok bu yepyeni Festivals çikolatamız. Yeni tat, yeni isim. Dener misin? Bekleme be ya. Ya da yolda ikişer tane yiyelim. Kendi malı mı? Çikolatalar çok... Çikolataları çok güzel diyorlar bunu. Dürüst son var mı millet? Biz de yapalım mı demoda çikolata? Go! Yapalım. Çektin değil mi? Malzeme mühendisimiz de var. Hey Blake, 5 dakika BTNF yaptıralım, BTNF. 10 dakikaya ihtiyacım var. 5 dakika daha ver. Niye hayır, 4 dakikam var. Ama onları da ıslatıyorsun. Ne güzel işte. Aa bak Selo diyor ki çikolataları kötü, ben yedim. Neredeydin lan Selo? Neredeydin lan? Bakın aşağı iniyorlar. 90 saniyen kaldı. Eldrayan kötü demiş. Zamanın tükeniyor. Eldrayan abim. Hadi, hadi çabuk. Hadi. Hey saat 17 oldu. Dur abi, dur dur durun. Getirdim. Kapat şunu kapat. Ben yolda satmıyorum lan bunu. Blake paradan kesmeye başlamadan bırak. Hadi sığınağa gidin. Otobüs da vermemiş. Tankların tahribinden kıl payı kurdu. Tekrar yapabilecek misin? Güneş batıyor ve hava iyice kararıyor. Bu şimdiye kadar patlattığımız en büyük bomba. Bu benim gördüğüm ilk bomba. Blake gergin misin? Evet. 2 günlük çalışma, 17 araba, 6 su tankı, 4 nakliye konteyneri ve hepsi de 500 bin doları korumak için. Evet zengin mi olacaksın? Eve elin boş mu döneceksin? Hazırsan Blake? 3. Eyvah. 2. 1. Seni seviyorum anne. Oha. Bu ikinci aşama mı? Oha. Evet. Oğlum bakarım, şey para kalmadı. Para kalmadı bence. Önder abi Oppenheimer bomba sahnesi. Tam onu diyecektim. İnanılmaz Oppenheimer sahnesine rağmen. Aynen bakın. Şunu söndürsek mi? Söndürmeden önce biraz oyalayayım. Böyle biraz yavaş. Koş. Hop 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 hop. Yan da söndürücü. Hadi. Bakalım yanıyor mu? Aa hayır. Ne tüpü bir tane itfaiye tutsanıza şuraya. Salev almış. Olamaz. Fena. Aa şuna dikkat et. Paralar. Blake şuradan çıktı. Aa! Oğlum sıcak değil mi burası ya? Dokunma. Yangın ön tarafta devam ediyor. Blake kum torbalarıyla. Burası uygun gibi lütfen. Oğlum bir şey olmamış ki. Torbası. Ne görüyorsun ne olmuş? Yeşil bir şey olmamış. Yok artık. Hiçbir sıkıntı yok lan. Evet. Ya abi. Paraların üstü epey kirlenmiş. Ama yine de bir şey olmamış. Hiçbir sıkıntı yok. Biliyordum. Blake. Hacı üstten vurun üstten. Tamamlamış bulunuyorsun. Sıradaki aşamayı görmek ister misin? Evet. Aha. Geliyor. Aa üstten vuruyorlar harbi Yalçın. Pekala Blake, üçüncü aşama için yapacağımız şey paranın üzerine gökyüzünden benzin dolu yanan arabalar bırakmak. Benzin doluymuş lan araba. Yanan arabalar dedi Gönder abi. Arabalar dedi bir tane mı? Arabalar dedi sanki. Şimdiye evet, kadar evet, karşılaştığı evet. Aşamaların en herif 2 milyon dolar harcadı gidiyor şu ana evet. Kadar sadece ya. Sadece gökyüzünden gelen saldırıya karşı değil, bariyerlerin çatlaklarından sızan, kolay tutuşan benzine karşı da amansız bir savaş verecek. Arabaları bıraktıktan sonra bir sürprizim var. Kolay gelsin. Pekala. Para dolu sandığın betonla doldurulmasını istiyorum. Şu duran konteyneri, onu paranın üstüne koyacağız. Adam bunu bak, adam biliyor bir şeyler. Çok çalıştı ve çok o da malzeme mühendisi herhalde. Hemen uyumaya gitti ve işin çoğunu ertesi güne bıraktı. Kendinden emin görünebilir ama kısa süre içinde bu meydan okumanın, bu videolarda karşılaştığı her şeyden zor bu videodan nasıl çıkar ediyor? Kaç izlenmiş bu video? 79 milyon. 100'ü bulur herhalde değil mi? Çok izleniyor, çok izleniyor. Bulur evet, daha yeni 25 günlük gidiyor. Yani 200 milyondan çıkartamaz bu videonun parasını. Hayır. Reklam abi işte, reklamı vardır. Ya, sponsorlukları bir sürü şey var. Ama mesela herhangi sponsorluk görmedik şu ana kadar değil mi bu videoda kendi çikolatası hariç? Hayır, sen şimdi biz YouTube Premium kullandığın için Önder abi sen. Hı. Bir de diğer türlü reklam da var, o 200 milyonun hesabı tamam. O.
O değil, ondan değil. O gelirden bahsettim ben zaten. 200 milyon izlenme reklam geliri çıkarmaz o videonun evet. parasını. Yok. Nereye şey çıkarmaz mı? Oğlum bizim de var kanal, biliyoruz ne kadar gelip gittiğini. Gibi hissediyorum. Elimdeki diğer konteyneri alacağız. Videoda ürün yerleşme şekilde dikkatli. Onu göremedik şu ana kadar. Ve bir piramit oluşacak. Arabalar yani şey konteynerinde MSC diyordu belki olabilir. Değil. Konteyneri bir an önce en yukarı koymalıyız. Biraz endişeliyim. Sonraki birkaç saat boyunca Blake üstteki konteyneri arabaların yönünü değiştirecek bir açıyla yerleştirmeye çalıştı. Bu destek için kütük kullanmak anlamına gelsin. Amerika AdSense'nin farklı olduğunu biliyorum. Konteyneri hemen istediğim yere yerleştiremezsek... Kuyu kütük alev almaz mı? Epey evet. Para kaybedeceğim. Oraya yerleştir. Niye kütük koyuyorum? Memo bir şeydi. Bu beni gerçekten iyi hissettirdi. Su tankını getirip tam buraya yerleştireceğiz. Tuğlalarla dolduracağız. Kütük alev alır almaz oğlum cevap. Buraya koyacağız. Bütün bunları engelleyecek. Harika olacak. Ben buna hangi strateji derim. Hangi kitabı? Kutsal kitabı mı bakıyorsun? Belki beklemediği şey ona hazırladığım sürpriz. Sürprizi bilmek ister misin? Evet. Fotokopilere bak. Sürpriz ne? Şu bayrak var ya, o bir mancınık. Arabalar tepeden düşerken yandan dev alev topları fırlatacağız. Oha. Jimmy milyonlarca oğlum, şey geldi. Oğlum bunu yeni kattım, böyle bir şey dememişti. Bak adam ayıp ediyor şu an. Başka malzemem yok. Kullanacak bir şeyim kalmadı. Son bir saat boyunca Blake kalesinin başka zayıf noktalarını yok. Kapatmaya uğraştı. Yani, ama hala yok. Önemli bir parça eksikti. Sabah doldurmak için gönderdiği su kamyonu maalesef daha gelmemişti. Ve 90 saniyesi kaldı. Evet başlıyoruz. Her zamanki gibi Blake'le son düzlüğe girdik. Harbi kayaları değil lan. 59, 58... 54. Biz arabaları üstüne bırakmadan önce parayı niye satıyorlar abi? İçin her şeyi bilmiyorum suyla ki yalıtım mı sağlıyor acaba? Hayır şeyi hiç gerçekten bunun yanında biraz keser ya. Düşünüyorsun? Evet durduracak. 3. Keser mi? Keser abi. 2. Hadi bırak hadi. He. Sırf bu yüzden bu aşamada sana merhamet etmeyeceğim. Beklemiyordum kasıtlı sanki. Kasıtlı yaptın. Selobek 95 bit var. Yollamış. MSC denilen şirket denizcilik sektörünü yönetiyor. Böyle yerlere sponsor olmasının imkanı yok demiş. O da evet, doğru. Hakim değilim. Yedik. Doğru. 100 bit yollamış. Demode'nin böyle çekeceği ilk içerikte yarışmacı olmaya talibim. Yalçın yarışacak ilkinde. İkinci olabilir belki. Şunun ne kadar yüksekte durduğuna bakın. Bu mancınıkla fırlatacağımız yanan 5 ölüm topunun yanında para üzerine bırakacağımız 5 araba. Alevli arabadan. Sadece ilki. Hazır mısın? Başlatsana hadi. Ateşe verin. Nasıl yaktı atsana, arabayı? Ateşe verin. Araba yanmıyor. Şu ya an kıvılcımla yanıyor. Nasıl yaktı arabayı? Muhtemelen benzin var ve içinde bir düzenek var. Hani çıt edip ateş çıkartan öyle bir şekilde mi yaptı acaba? C4 diyorlar. Şey bomba gibi işte. Değildi sanki ya. C4 olabilir abi. Bütün şey bunlar olduğu için patlayıcı aletler fünye, olduğu için. Fünye olabilir. İçinde adam var. Ve bırakın! Hayır, düşünce her şey yanmaya başladı. Bu para buradan çıkmaması lazım. Konteyner üzerinden yuvarlandı. Bundan 5-4 evet, tane daha gelecek, 5 tane de mancınık atılacak. Ama kapalı şu an her yere. Neler oluyor? Ama yanıyor bak abi. Ateşi söndüremiyor ki o sırada. Bak sana harcayacağı yeri düşünüyorum. Şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Evet, konteynerin abi kasanın içine benzin girmiyorsa her türlü kurtulur bu. Uğursuzluk olmasın. Sızıyor mu acaba? Tahta mı? Sızmıyorsa her türlü kurtulur. Atacağımızı biliyordun ama. Onları kullanmam gerekiyordu. Neyse ki Blake oğlum, tahtayı bak söyledim, tahta koydu. Salak lan bu yani adam. Yani parasının halen daha yanmamış olma ihtimali oldukça yüksek. Bir de saman koymuş dedin kanka. Bu videonun en müthiş kısmı henüz geçmeden ne sandınız? Sizlere Acorns'tan bahsedeceğim tabii. Bu banka kartları sadece harcamanıza yardımcı olmakla kalmıyor. Daha fazla bilgi vereceğim. Aa en dur reklam geldi. Kısmına henüz aradan geçmeden geldi. Ne sandınız? Sizlere Acorns'tan bahsedeceğim tabii. Bu banka kartları sadece harcamanıza yardımcı olmakla geldi. Kalmıyor. Ha daha o kart reklamıymış baştaki. Aynen ilk başta kredi kartı verdi çocuğa. Okey şimdi taşlar yerine oturdu. Tamam çıktı videonun para çıktı tamam. Acorns, Dwayne Johnson'la hazırladıkları doğru. Yeni Mighty Oak banka kartını piyasaya sürdü. Ah, bu kullanmasın tarafından saldırı altında. Da, evet. Bu sayede harcama yapmadığınız zamanlarda hala mı devam ediyor lan? Kaç saniye reklam yapıyor? Çok çok yapıyor. Bize de be. Biz de kart kullanıyoruz. Bu videolarda kaybetmenin nasıl öyle yapıyor full bu. Hatırladım. Video devam ederken reklam yapıyor. Karttan ne kadar gelmiştir? Bence bir 3 milyon dolar falan almıştır. Kesin. Olmuştur ya. Aa, doğrudan olmuş. Hedefe. Şuna bak nasıl da denk geldi. Haydi olmanız yeter. Acorns'la birlikte size kazancınız için 20 hala dolar hala devam ediyor. Fiyat sizin gittikçe için artıyor. Istiyorsanız Acorns.com bırakın. Harbiden. Alevler gece boyunca yağmaya devam et. Oo.
Çocuğun surat üstü. Ağladım, dağıldım. Lakin çocuğun surat Ron Weasley'in Beşiktaş maçı izlerken ki suratını üzüyor. Ya hepsi orada olacak ya da hepsi yanmış. Ronnie neyde yapıyorsun o videoyu sen? Bence şurada yanan bir sürü kütük var. Yanlışlıkla dev bir şenlik ateşi yaktı yani. Kale yaptığını sanıyordu ama aslında fırın yapıyormuş. Yani betonun parayı korumuş olması hala mümkün. Blake bakalım ne olmuş? Bakalım bu kadar Blake içinden küfür etti. Yoksa yangın çok mu büyüktü? Aa olamaz. Para da hiç yok benzediğim. Oh. Eyvah. Aa bak. Aa bunlar mahvolmuş. Ana. Tamam içeridekiler daha para iç taraftakiler duruyordur belki. Oha harbiden gitmişler lan paralar. İçerisi 1000 derece. Durumu kabullenelim artık Blake. Para yandı. Oley be. Yes be. Allah ben de alacak. Gördüğünüz gibi paranın çoğu olamadı bu durumda. Yine mağlubum. Bu seferki nazardan çok acıktım. En çok acıtan şey ise bir hiç uğruna çalışmış olmam. Evet berbat. Mr. Beast'im şimdi telafi eder onu sen hiç merak etme. Yüce gönüllü. Gönlü boldur onun. Neden okuma resmi olarak bitti. Bitirmeden önce Blake, sana bir teklifim var. İki seçeneğim. Ya burayı 100 bin dolarla terk edersin, ya da ileride bir videoda üçüncü ve son bir şans elde edersin. 100 bin doları saniyesinde alır, siktir olur giderim. Al, uza. Bak, hayır ya. Yine beceremeyeceksin. Yalçın delirme, 100 bini var ya. Oğlum, diğer videoda da teklif edecek, manyak mısınız siz? Hayır oğlum manyak mısın daha etmez son şans dedi. Üçüncü şans eder, bu bir eder, de ikinciye eder mi gelmiş? Mr. Beast'in gönlü boldur. Eder hoca da eder. Eder de. Gitler. Bir yalçın bak, eder de Hamdi Bey şekli 10 bin verir o zaman. Oğlum bir dahaki videoda bütün Amerika'nın TNT rezervini indirecek buraya. Yeme şişt, al 100 bini uza. Bir dahaki videodan da daha 50 tane daha karayalar bana o işte var. Lan 100 bin dolar al yürü ya. Bilmiyorum. Tamam döneceğim. Dönecek misin? Bak döneceğim. Bak adam zeki zeki. Abi bak mesela birisi yazmış ya da gedik yazmış. Aferin oğlum. İlkinde 250 bin vermiş mesela düşürüyor. Bir sonrakinde daha düşük verecek. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Mesela bu çocuk da üçüncü kez videoya çıkıyor. O da işte görünürlüğü artıyor. Instagram'da evet, takipçisi artıyordur. Yakışıklı bir çocuk. Hani belki onları da hesap ediyordur. Mr. Beast'in bir videosunda yer almam gerekiyor. Son şansını burada izleyebilirsiniz. Ama video Şubat'a kadar çıkmaz. Hmm, çocuğun üçüncü şansı Şubat'ta geliyormuş. Tam bir şey kalmadı ya. Önceki oğlum öncekinde nasıl 200 verdi? Şu an 500 veriyor Memo. Hayır teklif. Uzlaşma teklif olarak şimdi 100 veriyor. Bir dahakinde de 50'yi al git diyecek ona. 50 daha vermez bence bir daha. Son şans derse vermez. Tamam bu çocuğun üçüncü şansını da beraber izleyelim o zaman. Bir şey alabilecek onu mi yoksa evet, eli boş mu dönecek yine? Pek becerikli değil gibi ama bu arkadaş. Evet bu mal onu yapabilir.